Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Zaten halinizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. O kadar dert çok ki bu 3 dakikada hangi birini anlatayım bilmiyorum. Ama Sayın Beştaş'ın değindiği konuyla ilgili Bingöllü vatandaşlarımız, dernekler bize de geldiler. Şimdi Yayla Konak Belediyesi 31-2020'de bakanlığa yazı yazmış. Demiş ki Samsat depremi nedeniyle, pardon, Sivrice depremi nedeniyle hasarlı binalarımız var demiş. Tam 2020'de devlete yazmış. Bunlara bakmak lazım. İnsanlar bunların içinde oturuyor demiş. Devlet bakmamış ve 6 Şubat depreminde bu hasarlı binalarda 72 kişi öldü. Aynı şekilde Adıyaman Sincik İnlice beldesinde de hasarlı evlerin içinde bütün uyarılara, çağrılara rağmen 2018 olan depremde aradan 5 yıl geçmiş, devlet hasarlı evleri kontrol etmediği için 18 kişi öldü. Bu ikisi cinayettir. Ben diğerlerine bir şey demiyorum. Ama Yayla Konak'ta ölenler cinayet kurbanıdır. Sincik, İnlice beldesinde ölenler cinayet kurbanıdır. Şimdi hükümete buradan eğer bizi duyuyorlarsa, hepsi adaylık derdine düşmüş, sesleniyorum. Bingöl'de de aynı tablo var. Bir yıl sonra, iki yıl sonra başka bir depremde bu hasarlı evlerdeki insanların, Allah'ım esirgesin, ölmelerini istemiyoruz. Meclis istemiyor. Ama hükümet bunları, ya bir ayıp ya. Konuşuyoruz şurada ya. Devam edin. Hoşuna mı gidecek o insanlar ölse? Sayın Altay devam edin. Vur 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 vur. Kim seviyesiz? Aç sözlüğe bak ne demek olduğunu. Beyefendinin yaptığı şey. Konuşma ya. Evet. Bu cinayetten utanmıyorsun da vur vurdan mı utanıyorsun? Yayla Konak'ta 72 kişiyi ben öldürmedim. Ayıp ya. Sayın Altay siz devam edin lütfen. Şimdi Sayın Katırcıoğlu lütfen. Bingöllüler de diyor ki evlerimiz hasarlı, insanlar içinde oturuyor diyor. Feryat ediyorlar, meclise gelmişler. Bundan niye rahatsızlık duyarsınız anlamıyorum ya. Rahatsızlık duyacağınızda bizden çok sizin hükümeti uyarmanız gerekmez mi? İnsan hayatı bu kadar ucuz olabilir mi? Şimdi Sayın Başkan, depremle başladık. Sayın Cumhurbaşkanı, Adıyaman'da yapım süreci başlatılan konut ve köy evleri sayısını 56.323'e ulaştığını söyledi. İnşallah bu başlanan evler ve köy evleri de geçen de herkes açalım. İnşallah bu evler de Samsat'taki gibi 3 sene 5 sene beklemez. İlaveten geçen de herkesi güldüren hastane temel atması gibi değildir. Ama Bay Kemal deprem konutlarını bedava vereceğiz deyince Tayyip Bey de şöyle bir formül bulmuş. Tam olarak şöyle diyor. Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Pes. Bu mealen şu. Vatandaş da mahsuplaşacağım diyor. Deprem oldu al şu 10 bin, verdim ya sana bir 10 bin lira diyor. Verdim ya bir 15 bin lira diyor. Bunlara sana konut yaptığımda bu paraları senden geriye alacağım diyor. Bu kafa ne kafası biliyor musunuz Sayın Başkan? Bu kafa sosyal devlet kafası değil. Bu kafa yapsat müteahhit kafası. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun başındaki... Açalım. Bay Kemal bedava vereceğim dedi. Sen de ben de almayacağım dedi. 20 yıl taksit ne ya? Adam ailesinde 3 kişiyi kaybetmiş, evi yıkılmış, devletin yıllara sarı yanlış politikasının gereği yıkılmış. Sen buna ev yapacaksın ve 20 yıl vadeyle parayı geri alacaksın. Yazık. Yazık ki yazık. Sosyal devlet böyle olmaz. O ev yıkıldıysa orada devletin kusuru vardır. Kontrol kusuru vardır. Yapı denetim kusuru vardır. Jeolojik etüt kusuru vardır. Bunun için yıkılmıştır. Sen vatandaş canıyla uğraşıyor, kaybına ağlıyor. Sana ev yapıyorum, 20 yılda parayı geri ödeyeceksin diyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Tayyip Bey hep söylediğim bir şey var. Hala bugün Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç yanımdaydı. Telefon geldi Ali Öztunç'a, genel başkan yardımcımıza. Vatandaş Ali Bey'den hala bugün çadır istiyor. Erdoğan,
Sen bırak konut yapmayı. Çadır ver millete yeter. Konutları biz yapacağız. Teşekkür ederim.